Alanya'nın önemli arkeolojik ve kültürel değerlerinden biri olan, ilçenin 20 kilometre doğusundaki Seki mahallesinde bulunan, Siedra Antik Kenti, bu yıl yapılan çalışmalar neticesinde M.Ö. 9. yüzyıla kadar geriye giden bir tarihi olduğu ortaya çıktı. Sütunlu Caddesi, Meclis Binası, Vaftiz Mağarası, Kaynak Mağarası, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, havuzları ve sarnıçlarıyla dikkati çeken tarihi yapı, bünyesinde, Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu'nun eserlerini taşıyor. Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Siedra Antik Kenti, pandemi süreci olmasına rağmen, bu yıl, 20 binden fazla yerli ve yabancı turisti ağırladı. Roma Hamamı, M.Ö. 2. 3. yüzyıla tarihleniyor. Burası bir kompleks aslında. Yan taraftaki oyun spor alanı ve onun yanındaki cimnazyumla birlikte büyük bir kompleksin parçası. Burada hamamın soğuk su, soğukluk bölümü dediğimiz frigidarium bölümünde bulunuyoruz. O zamanın sporcuları ya da insanlar önce soğukluk bölümü, sonra ılıklık bölümü, sonra da sıcaklık bölümüne geçerek bu hamamdaki işlemleri gerçekleştiriyor. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Siedra Antik Kenti Kazı Başkanı, Doçent Doktor Ertuğ Ergürer, Siedra Antik Kent'in Alanya Gazipaşa yolunun 20. kilometresinde yer aldığını söyledi. Siedra, Alanya Gazipaşa yolunun 20. kilometresinde yer alan bir antik kent. Şu an daha çok Roma kalıntıları ve Bizans kalıntılarıyla anlaşılabilen bir kent. Ancak daha erkene de gittiği tespit edilen bir kent. Burası 2019 yılında uzun süre ara verdikten sonra müze başkanlığında, Alanya Müzesi Başkanlığı'nda ilk kazı çalışmaları başladı. 2020 sezonunda da benim başkanlığımda çalışmalar devam ediyor. Siedra Antik Kenti milattan önce 3. yüzyıldan başlayan bir tarihe sahipti son çalışmalara kadar. Ancak şimdi ele geçen yeni buluntularla milattan sonra 9. yüzyıla kadar gittiği anlaşılıyor. Burada kentin merkezindeyiz şu an. Sütunlu Caddesi ya da Portiko diyebileceğimiz bir alandayız. Burada kentin sütunları yükseliyor ve burada bir pazar alanı oluşturuluyor. Arkada dükkanlar var. Hemen arkamızda hamamı ve diğer merkezi binaları var. Diğer Roma kentleri gibi bünyesinde aslında birçok mimari yapıyı barındırıyor. Bunlar işte hamamları, tiyatrosu, meclis binası, kiliseleri, sütunlu caddesi, dükkanları, agorası, bunların hepsini bu kentte görebiliyoruz. Tabii burada farklı olarak bu kentte bunların olmasının farklılığı böyle zor bir coğrafyada, eğimli bir araziye bunların yerleştirilmiş olması. Bu konumu, bu jeolojik yapıya kentin mimari yapılarını uydurmuşlar. Hem de jeolojik yapıyı zorlayarak mimarileri yerleştirmişler. Bu anlamda özel bir kent. Burada 2 yıldır kazı çalışmalarının yapıldığını söyleyen Ergürer, turist sayısının gitgide arttığını belirtti. Bunun dışında kentin en büyük yapılarından biri, en görkemli yapılarından biri Roma Hamamı. Burası bir kompleks, cimnazyumu, sporcu alanı ve onların müsabakalarını yaptıkları yerler ve onun ondan sonrası da hamamıyla birlikte büyük bir kompleks görüyoruz. Mezarları, mezarlık binaları bunlar çok görkemli. Giriş kapısı kentin batısında büyük bir giriş kapısı var. Bu yapılar dışında en göze çarpan yapılardan birisi Vaftiz Mağarası olarak adlandırdığımız yapı. Bu Vaftiz Mağarası şimdilik tarihi milattan sonra 5. yüzyıl olarak tahmin ediliyor. Burada duvar resimleriyle süslü bir yapı ve bu doğal bir mağara içine oluşturulmuş. İki tarafı duvar örülmüş. Ortasına da apsis yapılmış. Apsis ve vaftiz havuzu yapılarak değişik bir mimari ortaya çıkmış. Bu bölgede bunun başka örneğine rastlamıyoruz. Bu açıdan bizim için önemli. Aynı zamanda kaynak mağarası dediğimiz bir alan var. Bu da doğal bir kaynak suyu. Ve doğal kaynak suyunun kentin tarımı için biriktirildiği, bunlar da buradan çıkan suyun kanallarla büyük sarnıçlarda biriktirildiği ve kullanıldığı tespit edilmiş. Bunlar kentin özel yapıları, gözümüze çarpan özel yapılar. 2 yıldır kazı çalışmaları yapılıyor. Bunda sosyal medya ve basında verilen haberlerin de etkisiyle turist sayımız gitgide artıyor. Geçen seneye göre
bu sene Covid salgını olmasına rağmen gözle görülebilir şekilde bu turist sayısının arttığını gözlemledik.